Alanya Fosta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu Hatay'da Yeni Hatay Gazeteciler Cemiyeti'nde yapıldı. Mevlüt Yeni bayrak yarışını Federasyonun Genel Sekreteri Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun'a devrederken oy birliğiyle yeni yönetim kurulu da seçildi. Akdeniz Bölgesi Gazeteciler Cemiyetlerinin üyesi olduğu Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun Olağanüstü Genel Kurulu'nda kurucu başkan ve 9 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Mevlüt Yeni, yeniden başkan adayı olmayacağını açıkladı. Mevlüt Yeni bayrak yarışını federasyonun genel sekreteri Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun'a devrederken oy birliğiyle yeni yönetim kurulu da seçildi. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu'nda tüzük değişikliğine de karar verilirken delegelerin önergesiyle oy birliğiyle kurucu genel başkan Mevlüt Yeni'nin onursal başkan olması da karar verildi. Yeni yaptığı açıklamasında 9 yıldır onurla gururla sürdürdüğüm kurucu başkanı da olduğum Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı bayrağını bir kadın gazeteci Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı sevgili kardeşim Gaye Coşkun'a devretmenin onurunu gururunu yaşıyorum dedi. Bu federasyonu birlikte kurduk. Büyütmek, İlerletmek bizden sonraki arkadaşların tabii ana hedefleri olmalı. İlk kez bir Türkiye'de tabii ki 7-8 federasyonumuz var, Gazeteciler Federasyonu. Federasyon içerisinde de, federasyonlar içerisinde de yeni ve kadın bir genel başkanımız olacak. Kadın tek, çok fazla kadın gazeteci sayımız çok fazla değil. Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Gaye Coşkun açıklamasında öncelikle kadın bir gazeteci olarak şahsıma verilen desteğe çok teşekkür ederim. Akdeniz Gazeteciler Federasyonu'nun bayrağını daha yukarılara taşımak amacıyla elimden gelen tüm çabayı göstereceğim dedi. Görev devri dedi az önce. Gerçekten öncelikle bütün delegelerimize bana bu görevi layık gördükleri için teşekkür ediyorum ama kendisine ayrıca özel bir teşekkürde bulunmak istiyorum. Çünkü gerçekten büyük bir olgunlukla oturduğu koltuğa yapışmamayı aslında bir örnek davranışa dönüştürecek bir kararla bırakma noktasına geldi ve dedi ki ben görevimi tamamladım, bundan sonra bayrak yarışı sizlerindir dedi. Bu gerçekten günümüzde görmeye çok da alışmadığımız şeyler. Alanya Posta Medya ortaklarından Mehmet Ali Gürses ise Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Denetleme Kurulu'na seçildi. Başkanımıza, şimdiden genel başkanımıza ve yönetimine başarılar diliyorum. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, Altso Başkanı Mehmet Şahin'in katkılarıyla Alaaddin'den Alanya'ya isimli bir kitap hazırlattı. Rektör Kalan, siyasi parti ve STK temsilcilerini ziyaret ederek kitabı armağan etti. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ve Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan işbirliğinde hazırlanan Alanya'dan Alaaddin'e kitabının basım süreci tamamlandı. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ziyaret ederek kitabını armağan etti. Kalan yaptığı ziyaretlerde Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve Aytemiz Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek Alkü Editörlüğü'nde hazırlanan ve Alanya'nın tarihini konu alan Alaaddin'den Alanya'ya adlı kitabı hediye etti. Alanya'da bir iş yerine baskın yapan jandarma, uyuşturucu ve kuru sıkıdan bozma tabancaları ele geçirdi. Alanya'da
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Jandarma Komutanlığı Komşube Müdürlüğü tarafından bir iş yerinde uyuşturucu bulundurulduğu ve kuru sıkıdan bozma tabanca imalatı yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada 6 adet 9 mm çapında kuru sıkıdan bozma tabanca, 9 adet 9 mm tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabancaların namlu çevirme aparatı, 3 paket halinde yaklaşık 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili AE ve DE gözaltına alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi kentin en önemli turizm merkezlerinden tarihi kale içinin cazibesini arttırmak ve ziyaretini kolaylaştırmak amacıyla hazırladığı kale içi çevre düzenleme projesi kapsamında çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın gözbebeği tarihi kale içinin cazibesini artırmak, vatandaşlar ve turistler tarafından daha rahat ziyaret edilebilmesini sağlamak için projelendirdiği kale içi çevre düzenlemesi kapsamında çalışmalar başladı. Projeyle imar planında yer alan ancak uygulaması yapılmamış yeni yaya yolları açılırken yeşil alan düzenlemesi gerçekleştirilecek. Fenişleri Daire Başkanlığı Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle ilk etapta kale içi koruma amaçlı imar planı kapsamında kale içi kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanı için hazırlanan Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmış yaya yollarının açılarak kullanıma uygun hale getirilmesi sağlanıyor. Kale içi çevre düzenleme projesi kapsamında yeni yaya yolları açılmasının yanı sıra Hadrian Kapısı ve çevresinde engelli vatandaşların ve merdivenleri kullanamayacak olan yayaların kale içine geçişini sağlamak amacıyla yaya yolu yapılacak. Kale içi çevre düzenlemesi projesiyle kale içi kentsel ve 3. derece arkeolojik sit alanında yer alan Atatürk Caddesi'nin batı kaldırımı, yürüyüş konforu sağlamadığı ve tekerlekli sandalye kullanımına uygun olmadığı için yenilenecek. Süper Lig'de heyecan bir haftalık aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon Avrupa kupalarını hedefleyen Aytemiz Alanyaspor, milli maç arasının ardından yarın sahasında küme düşme potasında bulunan Gençler Birliği'ni Bahçeşehir Okulları stadında misafir ediyor. Karşılaşmayı Çanakkale Bölgesi üst klasman hakemi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Yusuf Bozdağ'ın yapacak. Maçın 4. hakemi ise Cihan Aydın. Karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemleri maç günü açıklanacak. Aytemiz Alanyaspor ligin ilk yarısında kendisine sezonun ilk mağlubiyetini tattıran Gençler Birliği'nden rövanşı almak istiyor. 27 puanla ligin dibinde can çekişen Gençler Birliği ise Alanya'dan en az 1 puan çıkarıp lige tutunma umudunu sürdürmek istiyor. Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca ile Babakar sakatlıktan dolayı, Stephen Kalker COVID-19 bulaşı nedeniyle, Ceyhun Gülselam, George Cavellas ve Adam Barreiro ise kart cezası nedeniyle Gençler Birliği karşısında forma giyemeyecek. Konuk ekip Gençler Birliği'nde ise Floyd Aite kart cezası nedeniyle Alanyaspor maçında oynayamayacak. Ayrıca Alanyaspor'da Mobanj ve Efecan Karaca, Gençler Birliği'nde ise Ömürcan Artan, Dominik Furman ve Zargo Taura üçer sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular. Alanya Posta TV ekranlarında bir bültenin daha sonuna geldik. Ben Alkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim. Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.